Burada bence belediyelerden çok işte biz bu ülkenin muhalif kanadında olan insanlar olarak bizim üzerimize çok şey düşüyor. Yani şimdi bu durum 31 Mart bize bir politik psikolojik anlamda bir moral verdi, bir motivasyon verdi. İşte bazı karanlıklar dağılmaya başlandı. Bu yeni politik atmosferi iyi değerlendirmemiz lazım. Yani kendimizi yeniden onarmak, yeniden organize etmek anlamında ve yeniden örgütlenmek anlamında. Çünkü bu da çok uzun sürmeyebilir bu durum. Yani mutlaka saray rejimi buna bir cevap üretecek, bir şeyler yapacak. Bu arada şunu da söylemek isterim. İstanbul'da olanlar yani 22 bin mi, 24 bin mi öyle bir oy farkı olduğu söylendi. Bu oy farkı Ankara'da olsaydı eğer, İstanbul değil Ankara'da olsaydı bence durum böyle sonuçlanmazdı. Yani geçen seçimde olduğu gibi, 2014 seçiminde olduğu gibi o zaman da Mansur Yavaş kazanmıştı, elinden alındı biliyorsunuz. Ankara'da böyle bir operasyon yine yaparlardı. İstanbul'da o operasyonu yapıp yapmamak üzerine çok düşündüler. Yani geceki o veri akışındaki durmalar, o Soylu'nun bilmem nenin toplantıları, sabaha kadar bitmeyen meseleler bence bununla ilgiliydi. Bayağı düşündüler. Çünkü İstanbul Ankara'dan farklı bir kent. İstanbul dünyanın gözü önünde olan bir kent. İstanbul'da ne olduğunu çok daha fazla uluslararası anlamda aktörler bilir. Ve orada bunu göze alamadıklarını düşünüyorum ben. Yani özellikle mevcut durumda, mevcut ekonominin kırılganlığı koşullarında böyle bir şeyi göze alamadıklarını ve belki de ilk defa geri adım attıklarını, hani bu kadar yakınken almaya, kazanmaya, çirkefleşmeden ilk defa bir geri adım attıklarını ve bunun da sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Bu da bize şunu da göstermeli, bundan sonra önümüzdeki süreçte AKP gerçekten bu ekonomik kırılganlıklar içerisinde artık daha özenli davranmak zorunda olacak ya da tamamen sertleşecek. Yani tamamen otoriter dozunu iyice arttıracak. Öyle bir noktaya geldiler ve şeyi de tükettiler artık. Yani kendi seçmen kitlesini konsolide etme araçları. İşte terörist, düşman, şudur budur filan. Tüm bunların da sonuna geldiler. Artık daha fazla gitmiyor, daha fazla bunlar işlemiyor. Bu seçim bize bunu da gösterdi. Bütün bu hamaset söylemi artık çalışmıyor. Sınırına dayandı. O yüzden yeni bir şeyler denemek zorunda iktidarda.